Evet. Değerli arkadaşlar, bugün 18. yılı siyaset okulunun, düzeltiyorum biraz önce 15. hafta demiştim, 14. haftadayız. Ve son dersimize giriyoruz. Benim çok sevdiğim bir dostum, bir abim, çok kıymet verdiğim bir hocamız, doçent doktor Cihat Yaycı hocamızla birlikte olacağız. Müstafi Tümamiral. Kendisiyle fazla da değil aslında 3 temel konuyu konuşmaya gayret edeceğim. Ve aslında gündemimizde de olan önemli konular Mavi Vatan konusu, Montre Anlaşması ve fırsat olursa Doğu Akdeniz. Şimdi hepinizin müsaadesiyle çok kıymetli siyaset okuluna. Değerli hocam, kıymetli paşam, nasılsınız? Burak hocam, çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyiyim. Bilmukabele, sağ olun, var olun. Kulaklarınızı çınlatıyorduk biraz önce. Değerli arkadaşlar, Cihat Paşa, tekrar söylüyorum. Müstafi Tümamiral, doçent doktor. İki kariyeri çok güzel birleştirmiş, örnek bir insan. Ama benim de çok sevdiğim can abimdir. Çok değerli dosttur. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir jeopolitik vaziyetine son dönemlerde bayraktarlık etmiş. Bu milli savunma mevzumuzda çok önemli rol oynamış. Önemli de bir stratejisttir. Her tarafta stratejist vardır biliyorsunuz. Ben her zaman söylerim, o işin okulunu bulsam ben de olacağım. Yani nasıl oluyor stratejist bilmiyorum. Ama stratejist öyle denmekle olmuyor. Gerçekten ortaya attığınız bir stratejiyle bir yerden bir yere bir ülkeyi götürene stratejist denir. İşte karşımda da en önemli stratejistlerimizden yetiştirdiğimiz memleket olarak bir tanesi duruyor. Paşam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Burak hocam. Nasılsınız? Sizi görünce her daim iyiyim. Şimdi değerli paşam, sizde her ders dolu ve keyifli ve güzel geçer. Çok gündemde olan 3 tane konunun üzerine yoğunlaşacağım. Bir tanesine inşallah fırsat kalır ama şununla başlayalım. Montre Anlaşması. Şimdi Montre Anlaşması'na dair, Montre bizim Boğazlar'da egemenlik, hak kazandığımız anlaşmadır. Ama bize biraz, tabii yine politik konuşuluyor bunlar. Siyaset okulu malumunuz, ders yaparız. Bize bir Montre Anlaşması'nın ne olduğunu, bize ne kattığını, nasıl bir anlaşma olduğunu, bir de hatta şunu da sorayım. Kanal İstanbul meselesi gündeme geliyor ya, Kanal İstanbul açıldığı takdirde ne olabilir, ne olur, bunlarla ilgili jeopolitik ya da hukuki değişimler nedir, bunu soracağım. Bu arada bunu kime soruyorum? BAU DEX Başkanı'na. Bunun da reklamını yapmadan geçmeyeyim, havamızı atayım. Çünkü BAU DEX gerçekten Türkiye'de deniz stratejileri, deniz hukuku üzerine çalışan, hani Bahçeşehir'de diye böyle Cihat Paşa'da da çok sevdiğim abim de başında diye inanın itimas geçmiyorum. Samimiyetle söylüyorum. En önemli merkezdir. Takip etmenizi rica ediyorum. Çok büyük bir merkezdir. Önemli analizler yayınlarlar. Ama bununla birlikte de bu işin ilmi tarafına çok güzel çalışırlar. Bunu da söyleyerek soruyu değerli paşama bırakıyorum. Buyurun paşam. Sağ olun, var olun hocam. Hocam şimdi malum 1774'ten sonra, işte Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Boğazlar konusunda işte herkes bir şekilde, özellikle Ruslar ve mütakiben işte İngilizler, Batılı devletler Boğazlar üzerinde hakimiyet kurma çabası. Karadeniz Türk Gölü'yken işte Küçük Kaynarca Anlaşması, Ruslarla yapılan savaşlar, Mora isyanları, şunlar bunlar falan derken zayıflayan bir noktaya gelmiş. Yani geçişlerin serbest olması noktasına gelmiş. Ruslar hep hükümran olmaya çalışmışlar bu Boğazlar üzerinde. Ama şunu söyleyelim. Türklerin Boğazlar üzerindeki hakimiyeti 570 yıl sürmüştür. 570 yıl. Yani bu 570 yıl içerisinde 1919-22 arasında bir fiili işgal söz konusudur. Bir de 1923 ile 36 arasında işte bir takım istisnalarla yine de bizim hakimiyetimiz devam etmiştir. Yani işte Boğazlar Komisyonu kuruldu falan. Şimdi ona değineceğim. 1919'da Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında biliyorsunuz İstanbul ve Boğazlar işgal edildi.
bu ittifak devletleri tarafından. İşgal edildikten sonra Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleyle, İstiklal Harbi'yle işte biz bunları yenilgiye uğrattık ve 1923 yılında yine en büyük pazarlık konularından bir tanesi İstanbul'un ve Boğazların geçişin nasıl olacağı konusuydu. Yani bu Boğazlar konusunda hakimiyet nasıl kurulacak? Şimdi Lozan anlaşmaları esnasında, Lozan görüşmeleri esnasında Çiçerin diye bir Rus var hatta. O Rus diyor ki heyet başkanı, Boğazlar'da tam Türk hakimiyeti olsun. Kulağa çok hoş geliyor. Lord Curzon hatta diyor ki başınızda diyor Türk kalpağıyla konuştuğunuzu hissediyorum diyor. Türk kalpağıyla konuştuğunuzu hissediyorum diyor. Çok enteresan bir laftır. Şimdi ama şöyle bir durum var. Ruslar 1774 yani işte 1770'te başlayan o süreçte tamamen böyle bizim Boğazlara hakim olma stratejisi gütmüşler. Ve Türkiye yeni kurulmuş bir devlet, düşünün. Eğer Ruslar Türkiye'nin hakimiyetinde olmasını istemelerinin arkasında daha sonra burada Boğazlar üzerinde hakim olma isteği var. Çünkü Türkiye daha yeni kurulmuş bir devlet. İngilizler bunu böyle anlıyorlar. İşte bizimkileri anlatıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ve neticede Ruslara karşı bir emniyet sebebi oluşturulsun diye. Asıl sebebi budur. Yani şimdi tarihi bilmeyenler böyle atıyorlar, tutuyorlar falan. Asıl sebebi bu Lozan görüşmeleri esnasında Ruslara karşı Boğazların emniyeti. Tabii savunması yani. Böyle bir komisyon olursa Ruslar buraya işgal etmezler, tahakküm etmezler, şunlar etmezler, bunlar etmezler. Türkiye'nin üzerinde baskı kurmazlar. Büyük devlet çünkü. Türkiye'de daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yeni kuruluyor. Ve 1923 yılında Lozan Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Evet, buralar Türkiye'nindir. Ancak bu bölgenin Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı bölgesinde 20 kilometre çapındaki 20 kilometre yani 20 kilometre içerisine Türk askeri girmeyecek şekilde Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan bir komisyonun bir konsorsiyum gibi diyelim. Bunların askerleri girecek Birleşmiş Milletler izninde. Cemiyet Akvam o zaman. Cemiyet Akvam esnasında bunlar girecek. Şimdi tabii 13 yıllık bir süreç var. 13 yıl boyunca. Aslında Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ndeki geçiş şartları konusunda böyle serbest geçişe yakın şartlar var. Gene tonaj sınırlamaları var, gene şunlar var, bunlar var ama Türkiye'nin savaş durumunda ya da kendisini savaşa yakın hissetme durumunda tam yetkisi falan yok. Böyle bir şey de yok. Ve Türk askeri hocam İstanbul'da yok. Olamıyor. Yok. İstanbul'da sadece İstanbul'da, Çanakkale'de, Tekirdağ'da, Yalova'da, Kocaeli'nde falan bunların hepsinde yabancı askerler var. Bu tarihin bu kısmını, bu 13 yıllık kısmı unutuyoruz biz. Ve Atatürk İstanbul'a gelmiyor bile. 1923 ile 36 arasında geldiğinde de kalmadan geçiyor. Yani böyle çok kısa süreli kalışları Atatürk'ün İstanbul'da. Atatürk işte bu hep kafasında Boğazlar bölgesindeki hem işte Misak-ı Milli'nin diğer kesimleri, Hatay, Boğazlar bölgesi. Boğazlar bölgesi dediğimiz şey bir coğrafi tanımlama aslında. Boğaz demek değil. Bunun altını çizelim. Yani uluslararası su yolu değildir bu bölge. Montreux'de Boğazlar bölgesi diye adlandırılan kısım Çanakkale'den İstanbul Boğazı çıkışına kadar olan kısımdır. Marmara Denizi de Boğazlar bölgesi içerisinde adlandırılır. Ama bu şu demek değildir. Marmara Denizi bir boğaz demek değildir. Olamaz zaten. Ama tarife giriyor. Ama şöyle coğrafi tanımlamada öyle geçiyor. Yani Montreux'un tanımlamasında
Boğazlar bölgesi dediği yerde Marmara Denizi'ni de sayıyor. Ama Boğaz değil. Boğaz olarak saymıyor. Şimdi bazıları okurken bunu okurken değil de anlamadıkları için ya burada İstanbul Boğazı da Boğaz. Yani Boğazı Çanakkale'nin girişinden başlıyorlar. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında bitiriyorlar. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Marmara Denizi bir deniz, bir iç deniz. Ve Atatürk 2. Dünya Savaşı'nın da etkisiyle bakın. 2. Dünya Savaşı öncesi. Hatay'la uğraşırken, Hatay'ı almakla uğraşırken ve memlekette de bir sürü de isyan varken, kışkırtma varken, bilmem şu varken, bu varken Atatürk konjöktürden istifadeyle hem de onlar da Boğazların savunmasından asker çekmek 2. Dünya Savaşı'da yaklaşıyor. Dolayısıyla bunları da Türklere verelim. Onlar da Türkleri savunsunlar. Ama biz geçişte bir takım istisnalar elde edelim falan diye. Bu sözleşme büyük bir başarıdır. Yani gerçekten 1936 Montreux Sözleşmesi düşünün. Askerin girmek İstanbul'a sözleşme diyorsunuz. Ben hep şunu söylüyorum. Hocam diyorum ki Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra İstanbul'un ikinci Fatih'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Fiili olarak bu böyledir. Fiili olarak bu böyledir. Yani ve o günün Baudex'in Twitter sitesinde yayınladık biz o günün gazetelerini. Ne diyor biliyor musunuz bizim şeyler? Askerimiz Boğazlar bölgesini işgal etti diyor. İmzalandıktan sonra. Askerimiz İstanbul'a girdi. Yani şimdi bu hakikaten çok büyük bir başarıdır. 20 kilometre dediniz değil mi? Sağlı solda 20 kilometre. Yani paşam şunu bir daha doğru söylüyor muyum arkadaşlar? Evet. Yani bu basit geçmesin bu iş. Bu çok evet. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Montreux Sözleşmesi demek İstanbul Boğazı'ndan gemiler geçerken işte rahatça geçsin o değil. 20 kilometre ki ciddi bir alandır. Tabii. Türk askeri orada yok. Yani aslında egemenlik sorunumuz var. Hem İstanbul'da yok, hem yakın illerde yok. Marmara civarı yok, Çanakkale. Zafer kazandığımız yerde yok. Yani aslında daha tam Montreux'a kadar misak-ı milliyi oturtmamışız. Doğru mu? Doğru hocam. Çok doğru. Çok doğru hocam. Gerçekten ciddi bir egemenlik sorunu var. Ciddi bir egemenlik sorunu var. Yani bizim burada bu gerçeği göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi 1936 yılında Montreux Sözleşmesi imzalanıyor. Montreux Sözleşmesi'nde şimdi ben kilit noktalarını söyleyeyim ki herkes aslında internetten bakıp bu sözleşmeyi okuyabilir. Ama Montreux Sözleşmesi'nde en önemli hususlar şimdi gündemdeki tartışmalar açısından söylüyorum. 10 tane imzacı devlet var. Bunlardan Japonya ayrılmış. Onun yerine İtalya daha sonradan girmiş falan. Şimdi bizden gayrı 8-9 tane devlet olduğunu düşün. İşte Yugoslavya vardı onlar çıkmışlar falan. Yunanistan dahil buna imzacı devlet. Şimdi Montreux Sözleşmesi 20 yıllığına imzalanıyor 1936. 20 Temmuz 1936'da. 20 yıllığına imzalanıyor hocam. Ve 1956'ya kadar devam ediyor. Ondan sonra da 2 yıl öncesinden bildirme 5 yıllıkta gözden geçirmeler oluyor. 5 yıllıkta gözden geçirme diyor. 2 yıl öncesinden bildirmek kaydıyla feshedilme, tadil edilme talebinde bulunma hakkına sahip imzacı devletler. Yani bizde şimdi algı şu hocam. Sanki biz sadece Türkiye bunu feshetme talebi bulunabilir, feshedebilir, çekilebilir. O 10 devletten diğerleri de rahatlıkla. Diğerleri o kadar kendi ayağımıza sıkıyoruz ki biz. Ve biz şunu gösteriyoruz. Şimdi şu laflar çok yanlış. Montreux Boğazların tapusudur. O zaman şöyle bir soru gelir akla. Montreux giderse tapu gider. Buraya da gavur askerleri mi gelir? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü şimdi bu feshedilme konusunu gündeme bizim getirmememiz lazım. Hiç getirmememiz lazım. Eğer biz şu anda şu veya bu şekilde bir istikrar, bir güven, bir barış durumu söz konusuysa Karadeniz'de bunda Montreux'un etkisi çok büyük. Şimdi bu boğazlar üzerinde
büyük güçlerinde ciddi bir şekilde hakimiyet kurma isteği var. Zaten bu tartışmalarda onlar olmuyor. Yok Amerika girecek, yok Rusya bilmem ne yapacak, yok şu olacak, bu olacak. O zaman böyle uluslararası bir sözleşmenin şu anda bizim tarafımızda tartışmaya açılması doğru olmaz. Ama benim dediğim şey şu. Ya bizim haricimizdekiler açmaya kalkarsa ne olur? Bizim ne olur? O zaman hocam şunu dememiz lazım bizim. Biz biliyorsunuz 1945 Birleşmiş Milletler bildirgesine toprak bütünlüğü içerisinde imza attık. Birleşmiş Milletler bildirgesi toprak bütünlüğünü 1945'te kurulurken garanti eden bir anlaşmadır. Bir işte büyük sözleşmedir yani neticede. Orada biz İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi bu bölgedeki hükümranlığımızla imza attık. Dolayısıyla burası bizim. Hadi bunu da geçtik. 1975 Helsinki Bildirgesi'ne imza attık biz. 1975 Helsinki Bildirgesi'nde de dedik ki oraya imza atarken toprak bütünlüklerinin garanti edilmesi konusu ana tema, teması. O temada biz zaten toprak bütünlüğümüz içerisinde var olduk. Bizim şu laflar çok, bakın hasımlarımız dahi dile getirmemiştir. Montreux kalkarsa 1923 Lozan durumuna dönülür. Lozan Boğazlar Sözleşmesi durumuna dönülür. Buralarda yabancı askerler girer. Bu lafı nasıl söylüyorlar aklım, hayalim, hafsalam almıyor. Bu lafı bizim hasımlarımız dahi etmedi. Hasımlarımız dahi bu lafı etmedi. Montreux kalkarsa İstanbul'a gireriz. Ya bunun içinde Yunanistan bile var. Şimdi bu laflar hakikaten çok ağır laflar. Şimdi uluslararası hukuka göre kalkarsa ne olur? Uluslararası hukuka göre hocam biliyorsunuz deniz hukukuna göre iç suya bağlayan, iç su şu demek. Bütün kıyıları bir devlet tarafından çevrili bir deniz demek. Ve açık denizlere bağlantısı ya kapalı olacak, bağlanmayacak ya da bağlanırsa ağız genişliği karasuların iki katından az olacak. Çok normal. Çünkü yoksa iki katından fazla olursa arada uluslararası su olur. O daralana kadar öyle devam eder. Bu iç deniz demektir. Marmara Denizi her tarafı Türkiye tarafından çevrili kıyıları ve bırakın iki katını tek kara suyu genişliğinde bile değil, boğazlar çok dar. Bizim boğazlarımız bu şekilde açık denize bağlıyorlar. Adalar Denizi'ne, Ege Denizi'ne ve Karadeniz'e bağlıyorlar. İç suda yetkisi devlet. Marmara iç su. Yani bu ne Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde de öyle yazıyor. Efendim biz imzacı değil. Fark etmez. Teamül hukuku bu. Teamül hukuku dünyaca kabul görmüş. Teamül hukuku Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmadan da vardı bu zaten. Şimdi İç suda devletin yetkisi nedir biliyor musun? Karadakinin aynısıdır. İç su demek kara gibi düşüneceksiniz demek. Devletin hükümranlık hakkı olarak. Karadakinin aynısı. Yani şu demek. Van Gölü, Tuz Gölü neyse Marmara'da odur. Şimdi gelelim boğazlar kısmına. Boğazlardan efendim bunlar uluslararası boğazlar diyen büyükelçiler duyuyorum ben ya. İnanamazsınız yani. Ya vallahi korkunç yani. Şimdi uluslararası boğaz şu demektir. Boğazın bir ağzıyla diğer ağzı her ikisi de açık denize bağlı olacak. Eğer boğazların ağzı bir iç denize bağlı olursa o ulusal boğazdır. O da iç rejimine tabi olur. Marmara Denizi'ni, İstanbul Boğazı Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlamıyor mu? İç suyu açık denize bağlıyor. Çanakkale Boğazı da gene bir iç su olan Marmara Denizi'ni, Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ne bağlamıyor mu? O zaman bunlar da ulusal boğaz. Kalkarsa şunu dememiz lazım bizim. Biz şunu diyebiliriz. Efendim, biz siz söyleyin. Eğer feshetmeye kalkarsanız tamam. Bak ben feshetme taraftarı değilim. Ben hiç öyle bir şey gündeme getirmiyorum. Bir kere bunu da altını çizelim. Şimdi
diyeceklerdir ki ya Cihat Amiral de efendim şey Montreux'u kaldıralım dedik. Ya ben öyle bir şey demiyorum bak. Biz gündeme getirmeyelim ama gündeme getirirse şunu söyleyelim. Eğer kalkarsa iç sürecimi uygularım. İç sürecimi uygulamam demek istediğim gibi geçiririm ya da geçirmem. İstediğimi istediğim şartta geçiririm demek. Yani, tamamen yan benim. Tamamen benim. Yani Kapıkule'den giriş gibidir. Kapıkule'den giriş gibidir iç sürecimi. Kapıkule'den nasıl elini kolunu sallayarak kimse giremezse işte iç suya da öyle girilemez. Çok basit anlamıyla anlatıyorum. Şimdi diğer yandan efendim diyorlar ki bir sürü kriterleri var. Şimdi toplam tonaj her yıl iki kere Karadeniz'e kıyıdaş devletler tonaj bildirimde bulunurlar. Donanmalarının tonaj bildiriminde bulunurlar. Derler ki benim Karadeniz'de şu kadar tonaj da gemim var. Şu anda bildirim 42.500 tondur. Rusya 42.500 ton bildirmiştir. Bunun 2/3 kadar bir miktar Karadeniz'de yabancı devletlerce bulundurulabilir. Yani en yüksek bildirimde bulunan devletin tonajının 2/3 kadar bir dış güçler Karadeniz'de kuvvet bulundurabilirler. Bu da şu demektir. 30 bin ton. Ama bir devlet sadece 15 bin ton bulundurabilir. Yani 30 bin tonun 30 bini de tek devlet tarafından olan. Tek devletin bulundurabileceği tonaj 15 bin tondur. 15 bin tondur. Karadeniz'de bu arada kafamızda canlansın diye soruyorum. Tam da karşımda bu işleri en iyi bilen amirali buldum. Yani, 15 bin ton nasıl bir gemiye tekabül eder? Şöyle iki tane bu destroyer'e tekabül eder. Şimdi iki tane Amerikan gemisi geçiyor ya. Onlar o 15 bin midir? Onlar 6700 ton. 6700 ton işte ikisi yaklaşık işte 14 ton. Yani Amerika o sınırın yarısını tek ülke hakkıyla neredeyse doldurdu. Doldurdu ama şimdi şöyle böyle şehir efsaneleri var. Ya Amerika, Avrupa bilmem ne falan NATO sürekli burada sıkıntı içerisinde çünkü yeterince gemi bulunduramıyor falan. Bunların hepsi kapsamda. Bütün bir yıl bir de yabancı gemiler maksimum 21 gün kalabilir. 21 gün Karadeniz'de. 21 gün sonra çıkmak zorunda. Bir de girmeden 15 gün önce bize bildirimde bulunmak zorunda. Yani ben Karadeniz'e şu tarihte şu gemimle şu tonajlı gemimle gireceğim. Şu tarihte de çıkacağım diye deklarasyonu. Yani bu Amerikan gemileri kaç gün oldu gireli? Daha girmedi girecekler. Ha. 15 gün önce bize bildirimde bulunuyorlar. Tamam. Girdikten sonra da maksimum 21 gün kalıyorlar. 21 gün sonra da 21 gün sonra çıkmış olmalılar. Çıkmadı. Şimdi bakın ha. Şimdi. Şimdi konular işte bu. Şimdi diyor deklarasyonda bulunuyor ya bize hocam önce girerken. Yani biz gireceğiz. Bu arada paşam şunu neden bu kadar inatla sorduğumu da söyleyeyim. Dün gece eve geldim. Televizyonu açtım. Açmaz olaydım. Yani savaş işe girmişiz gibi bir hava estiriyor birçok kanal. Bitti artık işte Goben-Breslav olayına döner bu. Dedim, ne olduk ya? Hiç alakası yok. Şimdi o ben de seyrettim. Son derece bilgisizce, son derece yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanıltıyorlar. Şimdi bir kere diyorlar ki eğer Amerikan gemi Türkiye işte bu Amerikan gemilerini geçirirse, Türkiye bu Amerikan gemilerini geçirirse şöyle olur böyle olur. Ya Türkiye'nin Montreux'deki nedir biliyor musunuz? Geçişlerdeki bu geçişler hangi tip geminin uçak gemileri ve denizaltılar geçemez bir kere. Onun altını çizelim. Uçak gemisi denizaltı geçemez. Hiç kimsenin geçemez. Yani Türkiye dışında hiçbir devletin uçak gemisi ya da denizaltısı geçemez. Denizaltılar sadece Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin ya yeni inşa denizaltısı olacak ya da bakıma giden denizaltısı olacak. O da açıkça belirtilecek. Onun dışına geçemezler. Şimdi tehlike kadar Ukrayna işte ben bir gezdireyim gemiyi yapamıyor yani. Hayır. Şimdi peki
sanki zannediyorlar ki öyle bir ima, yani gerçekten ya cehaletten ya da bile bile kasti yapıyorlar, bilmiyorum, anlamadım. Dün çıldırdım ama konjonktür de müsait olmadığı için bağlanmadım da. Şimdi bir kere konuyu hiç bilmiyorlar diyelim biz iyi niyetli. Şimdi bu deklarasyonlar bildiriliyor ya, hani Türkiye geçirirse geçirmezse deniliyor ya hocam burada. Türkiye'ye bu deklarasyonlar geliyor. Montreux'daki ifadedir. İngilizcesi ve Fransızca. Türkiye bu geçişlere göz kulak olur. Göz kulak olur. Bakın altını çiziyor. Göz kulak olur. Bu bütün bağlı devletlere, imzacı devletlere bu deklarasyonlar gönderilir. Onun için 15 gün önce istenir. 15 gün önce gönderilir. Bu devletlerden bir tanesi itiraz ederse o gemi geçemez. Onu söyleyeyim. Devletlerden bir tanesi itiraz ederse o gemiler geçemez. Derseniz... Bir daha bir şey soruyorum. Böyle kusura bakmayın kesiyorum ama net anlasın herkes diye. Amerikan gemileri bize bildirdi 15 gün önce. Evet. Fakat Montreux'e imzacı olan devletlerden herhangi birisi hayır diyebilir. Evet. Ve derse o gemiler geçemez. Doğru anlıyor muyum? Geçemez. Onu iki devlet birbiriyle halletmek durumunda. Ve şimdi deklarasyon bize geldiği zaman, deklarasyon geçeceğim diye, biz anında ilgili devletlerin büyükelçiliklerine göndeririz. Dağıtırız bunları. Bu gemiler geçmek istiyorlar diye bilgilendiririz. O sözleşmede de yazar zaten bu. O devletlerden bir tanesinin itirazı olmaz ise geçer. İtirazı olması için şu olması lazım. Bir, tonajının sözleşme küplerinden üstünde. Ondan sonra gemi tipinin ona, yani uçak altına uymaması lazım. Bunlar olabilir. Şimdi boğazlardan geçerken biz göz kulak oluyoruz. Bu şekilde deklarasyonda bulunuyorlar. Bindem de bulunuyor. Biz de böyle, şimdi bunda Amerikan gemisi şartlara uymuyor ise Rusya diyebilir. Rusya imzacı devlet. Yunanistan diyebilir. Bulgaristan, Ukrayna da imzacı devlet. Yahu yani bunlar gerçekten son derece, dün akşam izledim, bu kadar yani Türkiye geçirirse. Ya Türkiye değil bak, bütün imzacı devletlerin 10 devlet bak, birden geçiriyor. 10 devlet birden. Tabii sen bunlardan itiraz etmeleri lazım. Türkiye mahallinde yani niye şey yapsın, sonra tonajını bitiriyorlar. Bakın ben bir olay yaşadım. Moab Whitney gemisi 2013 yılında Amerika'nın 14.500 küsur tonluk deklarasyonda bulunduğu gemi Moab Whitney. Karargah gemisidir. Helikopter, yani helikopter falan da taşıyabilir. Amfibi hücum gemisi. Uçak gemisi değil. Bu Gürcistan krizi esnasında da girdi çıktı Karadeniz'e. 15 bin ton ya. Ruslar Moskova'da bana geldiler. Tamam, Rus diplomatlar. Dediler ki ya bu gemi 15 bin tondan büyük. Böyle konuşuyoruz. Yani şeyle. Bize göre bu deklarasyon yanlış. 15 bin tondan büyük. Türkiye bunu geçirmesin. Ya 14.500 diyor ama belgesinde. Biz bunu ölçtük. Hesaplıyoruz. 15 bin ton. Ya da Çanakkale Boğazı girişinde mesela bunu tekrar ölçsünler. Böyle ölçüm kolay bir şey mi bu arada? Tonaj ölçümü yapsınlar falan. Bir kere böyle bir sorumluluk. Ben de dedim ki bize ne? Biz buna itimat ediyoruz. Adam belgesini vermiş. İtiraz ediyorsanız siz var. Siz ya kesinlikle itiraz etmediler, biliyor musun? Yani biz itiraz etmiyorlar. Herkes Türkiye'yi ateş atmak istiyor. O zaman ya bu böyle bir şey yok. Yani bunun bir kere altını çizelim. Yani bunun altını çizelim. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani efendim Türkiye geçirse. Hayır, Türkiye'de o imzacı devletlerden bir tanesi. Bütün sorumluluk Türkiye'nin falan değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir göz şey kulak olmakla mükellef. Göz kulak olmakla mükellef. Bak bunun çok altını çiziyorum. Şimdi diğer yandan mesela dün şöyle lafları ediyordum. Gördüm. Amerikan gemisi orada Rusya'ya atış yaptı. Ukrayna'yı desteklemek için. Ne olur? Geçemez.
savaşan devlet geçemez. Türkiye'nin savaşması ya da kendini savaşa yakın hissetmesi hariç savaşan devlet gemileri geçemez, Türkiye geçirmez. Sözleşme bunu gerektiriyor. Yani o kadar enteresan şeyler ki, mesela söyleyeyim. Mayı taşıyan gemiler hiç bunu bilmezler. Biliyor musunuz? Mayı taşıyan gemiler. Mayı taşıyan gemi sıvı taşıyan gemi. Akaryakıt ve su taşıyan gemiler bu tonajın dışındadır. Akaryakıt ve su taşıyan gemiler bu tonajın dışındadır. Yani bir Amerikan su gemisi gelse, su gemisi. Geçer. O tonaj kapasitesi abi değil. Şimdi diğer yandan mesela dün bir büyükelçi televizyonda, hakikaten şok edici bir şey. Dedi ki 9. maddesi, yani ikinci fıkrası Montreux Sözleşmesi. Ona göre dedi, bu Amerikan gemileri dedi, bu silahlardan daha fazla silah taşıyorlar, geçemez dedi. 9. maddesinin ikinci fıkrası. Ya gerçekten yerin dibine girdim, biliyor musun hocam? Çünkü 9. maddenin ikinci fıkrasında neyi tarif ediyor biliyor musunuz? 9. maddenin ikinci fıkrasında. Diyor ki, sözleşmede muharip gemiler, ana muharip gemiler var, yardımcı sınıf gemiler var. Yardımcı sınıf gemiyi tarif ediyor orada. Diyor ki, hangi gemiler yardımcı sınıf gemi sayılabilir? O da diyor ki, bu bir önceki fıkrada belirtilen yardımcı gemiler, öngörülen kural dışılıktan ancak silahları, yüzer hedeflere karşı en çok 105 milimetre çapında iki toptan, hava hedeflerine karşı en çok 75 milimetre çapında iki silahtan çok değil de yararlanabileceklerdir. Çünkü yardımcı gemilerin tonaj durumları ya da geçiş durumları, yani 9 gemili geçiş yapabiliyorsun. Bir ana gemi, arkasına 8 tane yardımcı sınıf gemi takılabiliyor. O 8 tane yardımcı sınıf geminin tarifini yapıyor burada. Adam diyor ki Amerikan gemileri diyor. Bak diyor şimdi Amerikan gemileri diyor. Bunda diyor Tomahawk'lar var diyor. Bunda diyor bilmem kaç tane top var diyor. Bunda diyor bilmem kaç tane füze var diyor. E diyor bu tarife uymuyor diyor. Ya bu tarif zaten yardımcı sınıf gemiyi tarif ediyor. Bana muharip gemiyi değil. Yani vallahi yerin dibine girdim. Dedim ki ya biz yani bu nasıl bir şey? Halkın kafası gerçekten karışıyor. Yani sanki burası yol geçen anı, bilmem ne anı. Yani bir kere eğer diyelim ki, velev ki bu tanıma uymuyorsa, Rusya itiraz etsin, Ukrayna itiraz etsin, Bulgaristan itiraz etsin ve Gürcistan itiraz etsin, bu itiraz etsin. Etmiyorlar. Etmiyor. İngiltere'de imzacı, hadi buyur. İngiltere'de imzacı, imzacıları sayayım ben. Şimdi imzacıları sayayım da hepimizin gözünde canlansın. Bulgar, Fransa. Bakın bunlar itiraz etmiyor. Ondan sonra İngiltere, Avustralya, Yunan, Japonya sonra çekildi. Romanya. İtalya. Tabii. Türkiye, Sovyetler ve ardılları onların. Yugoslavya, onlar çekildiler. Onlar da değil. Şimdi burada bunlar var hocam. Biz yani Fransa itiraz etmiyor, İngiltere itiraz etmiyor, işte efendim Yunanlı itiraz etmiyor, Romanya itiraz etmiyor, Bulgaristan itiraz etmiyor, biz de itiraz. Sonra sorunuz var diye 21 günden fazla kaldı. Şimdi burada da her şey hep Türkiye sanki bu anlaşmanın kontrol edicisi ve uygulayıcısı gibi gözüküyor, söyleniyor. Halbuki öyle değil. 20 günden fazla kaldı mı? İmzacı devletlerin sorunu. Ortak karar alacaklar. Türkiye'de bunlardan sadece bir tanesi. Yani bu bir de bu anlaşma imzalanırken bu anlaşmayı hazırlayanlar kim biliyor musunuz? İngilizler.
Ya bunu zannediyor ki şimdi öyle bir lanse ediyor ki bu anlaşmayı hazırlayanlar, bu televizyonları dinleseniz Ruslar. Biz Ruslarla kötü. Ya bu anlaşmaya bir kere hiç kimse itiraz etmiyor. Herkes böyle tıkır tıkır devam ediyor. Herkes alan memnun, satan memnun şu anda. Yoksa iş süreci mi gelir? Bir de bu anlaşmanın esası aslında Karadeniz'e girişi önlemek değil. Karadeniz'den çıkışı önlemek. Sen adamın denizaltı yaparsa Akdeniz'e göndermesini önlüyorsun. Sen Rusya mani olmak için yapılmış. Tabii. Rusya'ya mani olmak için yapılmış bu. Yani bunun böyle bir dengesi var. Yani bu açıkça bu böyle bir durum yani. Yani her ikisi de memnun. O da diyor ki o zaman ben çıkmam ama siz de girmeyin diyor. O işte ikisi de bu sözleşmede var. O çıkmasın, öteki de girmesin. Şimdi paşam, arkadaşlarımıza da söyleyeyim, sizden de peşin bir söz alayım. 9 dakikamız kaldı. Evet. Diğer konulara girmeyeceğim, bunu temizleyelim önümüzdeki 10 dakikada. Ama siyaset okulunun daha 6 haftası var. Beni kırmazsanız son haftalara doğru, bu sefer de Montrö konuşmayalım ama. Tabii. Paşamla bir ders daha yapacağız. Çünkü şunu son 10 dakikada bölmek istemiyorum, bu bir. İkincisi, benim bu konuda çok ciddi dertliyim. Siz de buradayken söyleyeyim. Arkadaşlar, bir kişi asker olabilir. Tamam. Ama herhalde bizim akademik dünyadaki, hani ben de asker değilim, paşamın yanında da ayıp etmeyeyim ama herkesin de bir uzmanlığı olur. Yani karacıdır, denizcidir, onların da alt birimleri olur. İşte aynı asker her konuda fikir ve bilgi sahibi olması da biraz enteresan. Şimdi gülmeyin, vallahi öyle ya. Yani büyükelçilikte de böyle, bende de böyle, akademisyenlikte de. Yani benim fikrim Çin'le ilgili atıp tutmam ne kadar doğru. Ömrünü Orta Doğu Amerika konusuna vakfetmiş bir adam. Çıkıp Çin şöyle yapacak ya, bir garip kaçıyor yani iş. Dolayısıyla dün gece savaş çıkıyordu ya. Biz Rusya'yla harbe girip Goben Breslav dediler ya. Yavuz Midilli'ye geldi. Dolayısıyla bunu neden söyledim sorumdan önce? Uzmanlık çok önemli bir şeydir. O yüzden Baudex deyip duruyorum. Bir de Eylül ayını takip edin. İnşallah kaza bela olmazsa. Türkiye'nin en nadide master programlarından biri geliyor. Deniz stratejileri, hukuku, siyaseti Cihat Hocam başında olacak. Baudex'teki arkadaşlarımız hep yönlendirecek. Eylül ayında Bahçeşehir'in yüksek lisansındaki bu programı da takip edin. Çünkü atıp tutmakla uzman olunmuyor. Bunların böyle detayına inmek ve gerçekten yoğunlaşmak lazım. Yoksa işte Goben Breslav'a getiriyorsun işi. Neyse. Sorumu sorayım. Paşam. Vallahi siniri bozuluyor insanın ya. İyi geldi bu ders, denk geldi. Ben söyleyeyim. Allah çok iyi geldi. Çünkü gerçekten ben de dün yani hakikaten tüylerim diken diken oluyor. Ve halkımız da ya koskoca adamlar, o da böyle söylüyorsa doğru. Ya yanlış ve yanlış yönlendiriliyor. Anlamıyorum ben. Yani bir de bu konuları iç siyasete alet etmek doğru bir şey değil. Dün biri beni arıyor. İsmi lazım diye, çok da sevdiğim bir dostum. Savaşa mı giriyoruz yarın diyor. Allah Allah. Ya neyse. Abi dedim sen işine bak, bir şey olmaz. Ben haber veririm bir şey olursa. Şimdi paşam, son sorum muhtemelen ama önemli bir şey. Şimdi Kanal İstanbul açılacak. Montrö Anlaşması'ndaki bizi bağlayan, bizi boğan, bizi mahveden. Tam soruyu tabiriyle söylüyorum. Çünkü Montrö çok kötü bir anlaşma. Biz Montrö'den dolayı adım atamıyoruz. Dolayısıyla Kanal İstanbul açıldığı zaman Boğazlar sorunu bitiyor. Şimdi siz tarifini yaptığınızı bırakın. Hani sizle konuşmadım ben. Bu arada benim bu konularla ilgili bir sıkıntım olduğunda Cihat Paşa üst kapımda olduğu için hemen tak tak en birinci ağızdan bilgiyi alıyorum ama hani bilmiyorum. Cihat Paşa'yı da tanımıyorum. Okumuyoruz, etmiyoruz. Haritaya baktığın zaman Kanal İstanbul'un çıkacağı yer yine Çanakkale Boğazı diye bir boğaz. Yani onu atamıyoruz. Yani oradan da geçmiyor. Ya geçmiyor. Ve hocam. Şimdi dün akşam Büyükelçinin bir tanesi bir harita gösterdi. İsmini vermeyelim ama hatırlayacaksınız. Dedi ki 1950 yılında Amerikalıların çizdiği harita. Bak burada aynen kanalın olduğu yerde bir şey var, hat var. Bir de Gelibolu'da hat var diye. Ve bunu
Şimdi Amerikalılar bunu istedi diye çıkardı. Ya o harita ne biliyor musunuz? O harita. O harita tahkimat haritası. Tahkimat cephe hattı. Asker yerleştirecekleri bölge. Ya böyle ya saçma sapan işler. Halkı gerçekten bulandırıyorlar. Gerçekten halkı bulandırıyorlar. Bana da geldi, dedim ki bu harita öyle bir harita değil. Bu askeri tahkimat planı. Bu kanal manal değil diye. Ondan şimdi hocam, demin de söyledim. Bu Boğazlar bölgesi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'na bitecek. Bunun üçünden bir tanesine düştüğün zaman, Karadeniz'e çıkacaksan ya da Karadeniz'den geleceksen, üçünden bir tanesine düştüğün an Montrö Sözleşmesi'ne uyarsın. Montrö Sözleşmesi dışına çıkamazsın. Ne zaman çıkarsın? Eğer baştan başa bütün Trakya'yı, bütün Trakya'dan bir kanal açarsan Karadeniz'den Adalar Denizi'ne, o zaman hiç ne Çanakkale Boğazı'nı uğrarsın ne denizine. Onu da kim niçin açsın? Kim niçin açsın? Öyle bir şeyi kim niye yaptı? İşte, ben diyorum ki bakın, çok eskiden beri söylüyorum, bu Kanal İstanbul meselesi açıldığından beri ben gerekli midir değil midir onu bilmem diyorum. Ekolojik olarak bakılır, maliyet olarak bakılır, çevre faktörü. Konumuz da değil yani. Ben onu bilmem. Bilmediğim şey hakkında da konuşmam. Ama deniz hukuku açısından söylüyorum. Kanal İstanbul Montrö Sözleşmesi'ni delmez. Montrö Sözleşmesi'ni etkilemez. Montrö Sözleşmesi de Kanal İstanbul yapımını engellemez. Bile bu böylesi var. İkisi de birbirine etki etmez. İster yaparız, ister yapmayız. Montrö'ye de bir etkisi müspet, menfi olmaz. Ne? Deniz hukukunda hocam, biliyorsunuz, kanallar ve yapay yapılan her türlü bina, ada, bilmem ne yapılar hepsi kara gibi sayılır. Deniz hukukunda. Yani burada kanal açtım, burası ada oldu, artık ada hukuku. Ya böyle saçmalayanlar oldu biliyor musunuz? Geçen birkaç kere bir programda söyledim, ondan sonra sesleri kesildi. Ya bunlar deniz hukukunda kara gibi kabul edilir. Bunun altını da çizelim. Şimdi ben böyle diyorum. Şimdi ne diyordu? Ruslar buna karşı çıkar değil mi? Ruslar buna karşı çıkar. Evvelsi gün biz Baldex'ten de yayınladık. Rus Büyükelçisi açıklama yaptı. Ankara Büyükelçisi. Bakın bunun altını çiziyorum. Çok önemlidir. Çok. Ki işlerine gelmediği için yayınlamıyorlar bunu. Rus Büyükelçisi bizim Bağdat sitesinde var. Dedi ki Kanal İstanbul Montrö'yü etkilemez dedi. Montrö şartlarını değiştirmez. Sadece maliyet açısından. Yani sen buradan kanal açtın. Ben buradan uçak gemisi geçiririm. Yok öyle bir şey. Ben buradan denizaltı geçiririm. Yok öyle bir şey. Ya bunun öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Çanakkale'den girerken sen diyorsun ki ben Karadeniz'e çıkacağım. Niyetini bir. İster İstanbul Boğazı'ndan geç, ister bilmem ne kanalından geç, hiç fark etmez. Sen bu üç tane coğrafi bölgeden bir tanesini kullanıyorsan Montrö Sözleşmesi hükümlerine tabi olursun. Karadeniz'e girmek ve Karadeniz'e çıkmak. Şimdi ve dedi ki adam, bu dedi Montrö sadece maliyet konusunu değiştirir. Çünkü özel bir ücrete tabi olurlar. Boğazlardan geçerken işte onda da eksiklik var. Laika birinde ben hep gündeme getiriyorum. 2010 yılında yazdığım makale de var. Altın frank alınması lazım. Türkiye 3 milyar dolarlık bir para kazanabilir. 3 milyar dolarlık bir parayı kazanmıyor şu anda. Ücretlendirmeyi %6 indirimli yapıyor diye. Laika birinde. Altın frank konusu var. Onu da bir başka derste onu da inceleyelim hocam. Şimdi bu konu da önemli. Ama kanaldan geçerken ayrı bir ücretlendirmeye tabi olurlar. Bilmem neye tabi olurlar. Şunlar bunlar olur. Bunu gayet normal. Şimdi hocam diyor ki çok enteresan bir şey var. Bakın şimdi. Kanal yapmak Rus Büyükelçisi söylüyor. Türkiye'nin hükümranlık hakkıdır diyor. O bizi ilgilendirmez diyor. İster yapar ister yapmaz diyor. O kendi topraklarındaki hükümranlık hakkıdır diyor. Ya bakın ben kanal gerekli midir değil midir o tartışmaya girmiyorum. Ben hükümranlık hakkı açısından söylüyorum. Yani öyle bir söylemler var ki Boğazların tapusu Montrö Sözleşmesi'dir. Ya böyle saçma sapan laflar edilebilir mi ya?
İnanamıyorum. Rus bile diyor ki kanal açmak diyor Türkiye'nin hükümranlık hakkıdır, ona ben karışamam diyor. Ve Montreux'u da etkilemez diyor. Ya benim yıllardır söylediğim şeyi Rus söyledi ya. Ki bunlar ne diyordu? Ruslarla papaz mı olacağız diyorlardı. Bilmem ne mi olacağız diyorlardı. Bir sürü adam şeyler falan. Ya bununla alakası yok konunun. Yani onu demek istiyorum. Yani milli gururumuzu, milli egemenlik haklarımızı, hükümranlık haklarımızı, hükümran devlet hissimizi aşındırmayalım. Bu tür iç siyasi tartışmalar nedeniyle hükümranlık haklarımızı aşındırıcı tartışmalara girmeyelim. Montreux Sözleşmesi'ni biz gündem yapmayalım. Biz fesini istemeyelim. Ama isteyen olursa da iç süreci uygulanacağını söyleyelim. Kanal İstanbul Montreux'u etkilemez. Montreux'da Kanal İstanbul'u etkilemez. Hülasası budur. Paşam ağzınıza sağlık. Yalnız pazartesi bir ders daha adını koyalım. Bu sefer de hiçbir şekilde Kanal İstanbul, Montreux, Boğazlar'a girmeyeceğim. Bu sefer yine çok önemli bir konu. Bizim buradaki genel izleyicilerimiz biliyorsunuz uluslararası ilişkiler okuyan kardeşlerimiz muhtelif üniversitelerde şu Ege sorunuyla ilgili de yine atıp tutuyor herkes. Ben Cihat Paşa'dan mesela, bu arada merak edenler YouTube'dan bizim pandeminin başında Cihat Paşa ile yaptığımız o şeye baksınlar. YouTube kanalından. Mesela Cihat Paşa öyle güzel anlattı ki şeyi. O Ege kıtasına mesela İtalya ile Yunanistan'ı nasıl zorladılar. O neyse. Ya şimdi anlatmayayım. Önden şey vereyim sadece. Ne derler? Ön bilgi vereyim. Mesela Ege'yi konuşacağız. Sadece Ege kıtası anlığında. Çok mevzu var ama lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Uzmanlaşın. Uzmanlaşın, uzmanlaşın. Çünkü komik duruma düşüyor bazen insanlar. Ona o duruma gelmemek lazım. Paşam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hocam, sağ olun, var olun. Her zaman, her zaman, ne zaman isterseniz emrinizdeyiz. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, 18. yılı Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu'nun 14. haftası ve son dersini Cihat Paşa'mla, değerli abimle birlikte kapatıyoruz. Hepinize Bahçeşehir Üniversitesi'nden sağlıklı, saatli bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere.